Burada bekle, ben hemen geliyorum. Aa, cerrah abi. Gözdeciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözdeciğim. Ne işiniz vardı? Bir bağış işim vardı da onu halletmeye geldim. Bir de ablana uğrayacağım. Akşam için bir ihtiyacı var mı onu soracağım. Akşam ne var ki? Yemeğe davet etti beni. Ablam. Evet. Kendi yaptığı yemeği. Evet. Cerrah abi, benim sana tavsiyem kendinize bir bahane bulup bu akşam bize gelmeyin. Yani yarın da kendinize bir bahane bulun ve yarın da gelmeyin. Yani genel olarak gelmeyin bize. Neden? Yani bu konu hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yani sizi çok sevdiğimi bilin. Bunu da zaten sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yani ablamı ikna edin, bir şekilde dışarıda falan yiyin. Hiç abi, benim sınıfa gitmem lazım. Tarih öğretmeni Tatur Bey. Çok gereksizse girme. Müdür Bey, merhaba. Aman efendim, aman, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. En sevdiğimiz velimiz Cerrah Bey, buyurun. Hoş bulduk. Bir tanem hanım, nasılsınız? İyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum Cerrah Bey. Teşekkürler. Müdür Bey, şu size telefonda sözünü verdiğim bağış çeki, buyurun. Aman efendim. Niye zahmet ettiniz? Ben birini yollar aldırırdım. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Bir toplantıya gitmem gerekiyor. Yolumun üstü olunca kendim geleyim, ellerimle vereyim. Hem size hem de hayatı göreyim istedim. Güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu bağış için okulumuz size minnettar Cerrah Bey. Sayenizde kah bahçede koştururken, kah top oynarken düşüp ayacıkları uf olan yavrularımızı bu revirde pansuman edebileceğiz. Çok iyi düşünmüşsünüz Müdür Bey. Ne demek efendim? Vazifemiz. Yalnız revir Hayat Hoca'nın fikriydi. Öyle mi? Yani vazifemiz Hayat Hanım gibi değerli öğretmenlerimizi kadromuzda bulundurmak. İyi ki Hayat Hoca bizimle. Şimdi arzu ederseniz revirimizin açılışına geçelim. Revir açılışı mı? Toplantıya geç kalırsam akşam Hayat'ın verdiği yemek davetine de geç kalırım. Beni bağışlayın. Yok, vallahi bırakmam. Gelin neye bağış yaptığınızı görün bence. Buyurun. Çok iyi fikir. Yalnız Cerrah Bey, bildiğim güzel yerler var. Size yer ayırtayım mı ben? Ben Hayat'ın yaptığı yemekleri yemeyi tercih ederim. Teşekkürler. Halbuki çok mutlu olabilirdiniz. Ama gerçekten çok cesurca. Hayat Hoca'nın elinden yemek yemek. Neyse ya, hadi gidelim. Buyurun. Buyurun. Ya ne kakışlıyorsun ya? Müdür Bey, bu ne? Cerrah Bey reviri Cerrah Bey. Cerrah Paşa kadar olmasa da kendi çapında bir sağlık merkezi. Müdürüm, açılış için hazırladığım şiiri okuyabilir miyim? Oku. Bey amca, bir müsaade. İşte açılıyor revirim, tuzu tandır çevireyim. Burada yapılır pansuman, bir de hemşiremiz olsa göbek adı Asuman. Thank you Nadir. Lütfen siz de makası alınız, kordileyi kesiniz Cerrah Bey. Müdür Bey, bu kadarına gerek yoktu. Sadece küçük bir bağış yaptım. Lütfen şu tabelayı da kaldırın. Şimdi sizin için küçük ama okulumuz için büyük bir bağış. Bağışlarınızla beni ihya ediyorsunuz. Yani okulumuzu ihya ediyorsunuz. Bağışlayın, gözyaşlarımı tutamayacağım. Neyse. Tamam, o zaman madem öyle açılışı yapalım. Programımızı da keselim. Hayırlı uğurlu olsun. Benim çok acil bir işim var, çıkmam lazım. Durun! Cerrah Bey, siz şimdi gidin. Ama akşam sakın gitmeyin. Cevaba bak, cevaba. Dedem Korkut kimdir? Dedem Korkut, Hayat Hocamızın Korkut ismindeki dedesidir. İsmini bilmediği için kendisi bize sormuştur, terbiyesiz. Ben bu kağıdı disipline gönderirim. Dua et, göndermiyorum. Sıfır. Oh, gel! Hayat Hocam. Gel çocuğum. Kargacık burgacık yazılara bak ya. Ah! Nasılsınız hocam? Ah! Ah! Senin ne işin var burada? Sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Ya revir için bağışta bulunmuştum da onu bırakmaya geldim. Sonra da açılışını falan yaptık müdürle. Aa. O niye o? Revir için zaten okulun yeterli bütçesi vardı. Niye ekstra bağış istiyor ki? Ay delirtecek bu adam beni. Ufak bir bağış hayatım. Bahaneyle seni görmüş oldum işte. İyi yaptın. Hadi gel çay söyle. Toplantıya gitmem lazım. Akşamı unutmadın ama değil mi? Unutur muyum hiç? Hatta merakla bekliyorum. Gelirken almam istediğin bir şey var mı? Yok. Her şey tamam. Sen eksiksin zaten.